Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı programları kapsamında Afyonkarahisar'a gelmişti. Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı programları kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Bakanlığa bağlı birimler DSİ'de yapılan koordinasyon toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıda yatırımlar ve devam eden projeler istişare edildi. İş insanı Engin Gökdemir tarafından yapılan sınıfları, eğitim odaları ve sunduğu imkanlarıyla Türkiye'de tek olan Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Vali Gökmen Çiçek okulu inceleyerek bilgiler aldı. Afyonkarahisar Merkez Evsel Atık Su Arıtma Tesis Sulaması Projesi'ni inceleyerek bilgiler alan Bakan Yardımcısı Özkaldı ve Vali Çiçek, projede yapılacak çalışmalar konusunda da yetkililerden bilgiler aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kız Kardeşim Projesi kapsamında başlatılan eğitim seferberliği Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Projeyle kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Işık Gece, kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı Kız Kardeşim Projesi eğitim programı kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Proje kapsamında finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, dijital tarım pazarı gibi konularda kadınlara eğitim verildi. Eğitimler öncesi gerçekleştirilen programda konuşan Işık Gece, bakanlık olarak programa çok önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu. Biz farklılaştığımız sürece ayakta kalabiliriz. Herkesin yaptığı erişteyi, herkesin yaptığı salçayı, herkesin yaptığı reçelin aynısını yaparsak fiyat savaşlarında kaybediyoruz. O nedenle farklılaşma, müşteri çözümü, müşterinin işine yarayan bir şeyler konusunda da kafamızı yoruyor ve bu tarafta da çalışıyor olmamız gerekiyor. İşte bu konularda da vizyon katmak amacıyla mentorumuz devrede olacak. Bu projeler sayesinde yerel değerlerin bitmeyeceğini ve gelecek kuşaklara aktarılacağının altını çizen Işık Gece konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Bu projeler sayesinde yerel değerlerimiz bitmeyecek. Gelecek kuşaklara akacak. Çünkü bunların hepsi çok önemli yerel değerler. Biz biyoçeşitliliği koruyacağız. Biz sürdürülebilir tarıma devam edeceğiz bu projeler sayesinde. Biz bu damak lezzetlerimizden kopmayacağız. Bunları gelecek kuşaklara da aktaracağız. Ve bu ürünlerin hak ettiği değeri buldurmuş olacağız hep birlikte. Bu bölgeye ekonomi yaratmış ve kadınımızın elinin de para görür hale getirmiş olacağız. Konuşmaların ardından Işık Gece ile beraberindekiler, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Projesi ile ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği standları gezdi. Afyonkarahisar Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının dördüncüsü Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda yapıldı. Vali Çiçek, bir önceki döneme göre il genelindeki yatırımların ciddi anlamda arttığını söyledi. Afyonkarahisar İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya bölge müdürleri, il müdürleri, kaymakamlar ve belediye başkanları dahil yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı. 1350 ve 1765 olmak üzere. Vali Gökmen Çiçek, Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada yatırımların bir önceki döneme göre artış gösterdiğini dile getirdi. 2020 yılında yatırım programında ilimizde 1008 adet
projeye yer almakta. 3 ay önceki bizim koordinasyonda kaçtı? 876 idi. Projemiz 1008'e çıktı. Dolayısıyla yatırımlarda bir artışımız var. Toplam proje bedeli elimizde 7.7 milyar. Projelerimizin 2020 yılı nakdi gerçekleşme oranı %49, fiziki gerçekleşme oranı ise %50. 2021 yılı itibariyle yatırım projelerinin 287'si tamamlanmış, 457'si devam etmekte, 232'si ihale aşamasında, 32 adet projede henüz başlanamadı. 2021 yılı ödeneğinden en fazla pay alan 3 kuruluş, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 165 milyonla birinci sırada, İlbank Eskişehir Bölge Müdürlüğü 142 milyonla ikinci sırada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 93 milyonla üçüncü sırada. Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın birlik ve beraberlik içinde her geçen gün marka değerini artırdığını ifade ederek şunları kaydetti. Biz birlik ve beraberlik içerisinde son zamanlarda hep beraber güzel projelere imza atmaya başladık ve elimizden Türkiye çapında ciddi manada ses getirmeye başladık. Bu konuda herkesin çok büyük bir gayreti ve emeği var. Bundan dolayı başta hepinize teşekkür ediyorum. 1350 ve 1765 olmak üzere. Afyonkarahisar 14-17 Ekim tarihleri arasında lezzet şölenine hazırlanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek liderliğinde 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali öncesi lansman toplantıları başladı. İlk toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Farklı kültürlerin harmanlanmasıyla zengin bir çeşitliliğe sahip olan UNESCO tescilli Afyonkarahisar Mutfağı, 3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali ile dünyaya tanıtılıyor. Gastro Afyon 2021 kapsamında festival öncesi ilk tanıtım toplantısı İstanbul Kozyatağı Hilton Otel'de yapıldı. Sinema oyuncuları, milli sporcular, sanatçılar ve ünlü şefler bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde 14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin ilk lansmanı renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü şefler ve birbirinden seçkin konukların katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri hem göze hem de damaklara hitap etti. 14-17 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye'yi Afyonkarahisar'a davet eden ünlüler yöresel lezzetlere hayran kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, 14-17 Ekim'de tüm Türkiye'yi Afyonkarahisar'daki bu lezzet şölenine davet etti. Karakuş, Afyonkarahisar'ın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu ifade etti. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Gastronomi eğitmeni Şef Özlem Mekik ise duygularını şöyle dile getirdi. Afyon benim için çok değerli. Ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi Afyon. Hem lezzet açısından hem insanlığı açısından. O yüzden çok değer veriyorum ben Afyon'a. Gerçekten iyi ki geldik diyorum. Çünkü hem Afyon UNESCO'da artık yerini aldı. Lezzetleri var ve tüm dünya artık Afyon'u tanıyor. O yüzden Afyon bizim için gerçekten çok değerli. Afyon'u şu an İstanbul'a getirdik. Yarından sonra Ankara'ya gideceğiz, Antalya'ya gideceğiz ve basın lansmanlarında hep Afyon diyeceğiz ama hep birlikte lezzet diyeceğiz aslında. Sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu ise Afyonkarahisar'ın tarihinin ve yöresel lezzetlerinin öneminden bahsetti. Torpil gibi olmasın ama ben ekmek kadayıfı diyorum. Onun kaymağı muhteşem bir kaymaktır. Dönerken de getireceğim zaten mutlaka. Çocuklarım da o tadı alsın.
Çünkü her yerde kaymak ve ekmek kadayıfı var ama Afyon'unki bir başkadır. Afyon'a gelmek için bir sebep yok, birçok sebep var. Bir kere Atatürk'ümün ilk kurtardığı şehirlerden biri. Milli sporcu Gonca Kakarsa, Afyon lezzetleri çok başka dedi. İki gündür yemek yemiyorum desem yeridir. Antrenmandan çıktım geldim. Bu lezzetleri tatmak için. Lezzetler yıkılıyor, muhteşem. Sporcu bireyler olduğumuz için bizim için lezzet ve besin çok çok önemli. Bütün lezzetleri gerçekten her yörenin çok çok lezzetli ama Afyon'un her zaman daha başka. Programları kapsamında sık sık kurum ziyaretleri gerçekleştiren Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, huzur ve asayişin teminatı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlk ziyaretini İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapan Vali Gökmen Çiçek'i İl Emniyet Müdürü Ali Temiz karşıladı. Müdürlük birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, görevli emniyet personelinden yapılan iş ve işlemler konusunda bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek, başarılı ve fedakar çalışmaları nedeniyle personele teşekkür etti. Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'le de makam odasında bir süre görüştü. Asayiş, trafik, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere Afyonkarahisar'da güven ve huzur ortamının sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Emniyet ekiplerinin çok başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, güven ve asayişi temin etmek için var gücüyle mücadele ederken, bir yandan da Afyonkarahisar sınırları içerisinde uyuşturucuya geçit vermeyen, zehir tacirlerine göz açtırmayan, diğer yandan hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren emniyet teşkilatımız Afyonkarahisar'da çok başarılı işlere imza atıyor, dedi. Ardından İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, asayiş ve huzurun temini noktasında yürütülen çalışmalar konusunda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel'den bilgiler aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Afyonkarahisar'da çok başarılı işler yaptığına değinen Vali Çiçek, kırsaldaki gözümüz, asayiş, trafik, uyuşturucu ticareti, terörle mücadele gibi pek çok konuda üzerine aldığı her türlü görevi başarıyla yerine getiren jandarmamız, Afyonkarahisar'da da sorumluluk üstlendiği her konuda büyük başarılara imza atıyor, diye konuştu. Jandarma birimlerinde de incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, yapılan çalışmalara dair bilgiler aldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı Eylül ayı ihracatının %33 arttığını bildirdi. İhracat rakamları açıklandı. Afyonkarahisar Eylül ayında 35 milyon 407 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33 ihracat artışı gerçekleşti. ATSU Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2021 yılı Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %33 artmıştır. 2020'nin Eylül ayında 26 milyon 632 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl aynı ayda 35 milyon 407 bin dolara çıkmıştır. 9 aylık ihracatımıza baktığımızda da artışın yaşandığını görüyoruz. 2020 yılının ilk 9 ayında 234 milyon 404 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk 9 ayında %22.2 artarak 286 milyon 531 bin dolar olmuştur. Bu rakamla 2021 yılının ilk 9 ayındaki ihracatımız, pandemi koşullarının olmadığı 2019 yılının ilk 9 ayındaki 255 milyon 226 bin dolarlık ve 2018 yılının ilk 9 ayındaki 252 milyon 406 bin dolarlık ihracatı da geride bırakmış oldu, dedi.
Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı hakkında da bilgi veren Serteser, geçen yıl Eylül ayında 86 ülke ve bir serbest bölgeye ilimizden ihracat yapılırken, bu yıl Eylül ayında ise ilimizden 88 ülke ve bir serbest bölge ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılı Eylül ihracatımızda birinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri aldı. ABD'ye ilimizden yapılan ihracat %30.7 artarak 6 milyon 68 bin dolara çıktı. Eylül ayında ikinci sırayı alan Fransa'ya gerçekleştirdiğimiz ihracat ise %56'lık yükselişle 3 milyon 995 bin dolar oldu. İhracatımızda 3. sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise dış satımımız %8'lik artışla 3 milyon 918 bin dolar oldu. İfadelerini kullandı. Başkan Serteser, Afyonkarahisar'ın ihracatında öne çıkan sektörler hakkında da ayrıntıları paylaştı. Serteser, ilimizin öne çıkan sektörler arasında birinci sırayı bizim lokomotif sektörümüz olan ve çoğunluğunu mermerin oluşturduğu madencilik ürünleri aldı. Madencilik ürünlerinin ihracatı %24'lük artışla 22 milyon 564 bin dolara çıktı. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ise %72.1'lik yükselişle 2 milyon 251 bin dolarlık ihracata imza attı. İlimizden en çok ihracat yapan üçüncü sektör ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise büyük artış yaşandı ve 2 milyon 73 bin dolarlık ihracat yapıldı, diye konuştu. Afyonkarahisar, Eylül ayında ihracat yapan iller sıralamasında 3 basamak gerileyerek 37. sırada yer aldı. Afyonkarahisar'a komşu illerin sıralaması şöyle: Denizli 424 milyon 995 bin dolarlık ihracatla 9. Konya 254 milyon 324 bin dolarlık ihracatla 12. Eskişehir 107 milyon 515 bin dolarlık ihracatla 19. Kütahya 38 milyon 735 bin dolarlık ihracatla 33. Uşak 36 milyon 276 bin dolarlık ihracatla 36. Isparta 34 milyon 551 bin dolarlık ihracatla 38. Burdursa 23 milyon 754 bin dolarlık ihracatla 45. sırada yer alıyor. İsçihisar Belediye Başkanlığından istifa eden Ahmet Şahin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti grup toplantısında rozetini takarak resmen AK Partili oldu. Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti grup toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşti. Grup toplantısında gündemi değerlendiren ve muhalefet partilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının sonunda AK Parti'ye katılan İsçihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyon'un en kadim ilçesi Mermer'in başkenti ve Ak Mermeri ile meşhur İsçihisar Belediye Başkanımız bugün partimize katılıyor, ifadelerini kullanarak Ahmet Şahin'i kürsüye davet etti. Sayın Cumhurbaşkanım, partimize katılımlar olacaktır. Bu münasebetle zatenizi bir müddet daha kürsüde bulunmaya davet ediyorum. Ve katılımlar için Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bugün burada Büyük AK Parti ailesine bir belediye başkanı arkadaşımız daha katılıyorlar. Malum halinizdir ki biraz önce sizler de ifade ettiniz, hizmet bırakmak, eser bırakmak AK Partililerin işidir. Bu gerçeklikten hareketle aramıza katılan İsçihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin Bey'i tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İsçihisar, efendim, Afyon'un en kadim ilçesi ve mermer başkenti olarak biliniyor. Ak mermer ile meşhur. Arkadaşımız da Demokrat Parti'den seçilmişler. Ancak hizmet etmek istiyorlar. Hizmetin de AK Parti ailesinde olduğunu bildikleri için bizlerle beraber olmak istiyorlar. Bugün burada bizlerle beraber yol yürümek isteyen ve ben
dünya lideri Tayyip Erdoğan'la beraber olmak isteyen arkadaşımız Ahmet Şahin'i huzurlarınızda rozet takımı için buraya davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. İsçesar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunu Seven ve Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İsçihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'le AK Parti İsçihisar İlçe Başkanı Metin Balaban fotoğraf çektirdiler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in şehre değer katan yatırımları devam ediyor. Alt geçit inşası %70 oranında tamamlandı. Geri kalan %30'luk kısmının da hızla tamamlanması için ekipler hummalı şekilde mesai yapıyor. Merkez ve çevre mahallelerde birçok noktada yol genişletme ve yapım çalışmalarını devam ettiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatları ve önderliğinde trafik yoğunluğunu azaltacak karayolları kavşağındaki alt geçit çalışmaları aralıksız sürüyor. Alt geçit çalışmaları kapsamında ilk etapta içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve internet hatlarının deplase işlemleri tamamlandı. Gün yüzüne çıkmaya başlayan alt geçit, bölge trafiğini rahatlatacak, Afyon'a yakışır bir proje olacak. Tonajlı araçların geçişine uygun yapılan alt geçitte, kayma, çökme ya da oturma gibi hasarların oluşmaması için asfalt öncesi beton temel atımı yapılıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan geçidin perde duvar işlemi de hızla sürüyor. Öte yandan sel ve su baskınlarına yönelik de önlemler alındı. Geçide yerleştirilecek olan su deposuyla baskınların önüne geçilecek. Ayrıca alt geçidin prefabrik köprü kirişleri de tamamlandı. Güvenli trafik, güvenli yaşam düsturuyla yapılan karayolları kavşağı alt geçit çalışması kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Orada bir araya atlayarak ondan sonrakine geçtik. Şimdi o boşluktaki aranın demirmiş. Partisi ya da pazar günü. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Başkan Zeybek, bu hafta sonu üst tabliye kirişlerini monte edilmeye başlanacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Fore gazıklarımız bitti, kiriş ayaklarımız tamamlandı, yağmur suyu kanallarımız döşendi, demirli betonlarımız, zemindeki demirli betonlarımız, demirler bağlanıyor, hatlar, hasır demirlerimiz bağlanıyor, betonlar atılıyor. Zannederim cumartesi günü üst kirişlerin, üst tabliyenin kirişlerinin montajına başlanılacak. Her şey hazır. İhale sürecimiz 195 gündü. Aşağı yukarı 31 Aralık'a tekabül ediyordu ama bu hızla giderse biz Ekim sonu, Kasım başı gibi buranın hizmete açılacağından eminiz. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı 4. oturumu Çay ilçesinde yapıldı. Başkan Vekili Ahmet Mahmut Saylık Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından İl Özel İdaresi Asfalt Şantiyesi'ne gezi düzenlendi. İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları devam ediyor. Dediğim gibi ilçemize hoş geldin. 4. oturum Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gerçekleştirildi. Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın da katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oylandı. Ben öncelikle hepinize ve başta... Toplantının ardından Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından kurulan ve köylerin yol ihtiyaçlarını kaliteli asfaltla buluşturan asfalt şantiyesine inceleme gezisi düzenlendi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç mihmanderliğinde yapılan gezide bilgilendirmeler yapıldı. Şube Müdürü Karakoç, asfalt şantiyesinin kapasitesi ve yapılan işler hakkında meclis üyelerine açıklamalar yaptı.
Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı Afyonkarahisar Valiliği'nde Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda birçok konu masaya yatırılarak ilçelerde devam eden çalışmalar değerlendirildi. Afyonkarahisar'da kaymakamlar toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya ilçelerde görev yapan kaymakamlar katıldı. Toplantıda ilçelerin genel asayiş durumu, altyapı, ulaşım, turizm, tarım, eğitim konuları ile birlikte kadın kültür evleri ve kadın kooperatifleri gibi birçok konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla şehre bilim merkezi kazandırmak için kolları sıvadı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci'yi Ankara'da ziyaret eden Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ı her alanda geleceği taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bilim merkezi için ilk adım atıldı. Afyonkarahisar'da ilk olacak bu projenin hayata geçmesiyle birlikte kurulacak merkezle bilim ve teknolojide örnek olmayı hedeflediklerini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu bilim merkezi başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Afyonkarahisar'da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak, dedi. Projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile işbirliği halinde hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Zeybek, TÜBİTAK'la işbirliği yapmak çok önemli. TÜBİTAK bilim çalışmalarıyla güven veren ve takdir toplayan bir kurumumuz. Sağ olsun Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Bekir Çengelci'yi ziyaret ettik. Bizlerle yakından ilgilendi. Projemize destek olacaklarını ifade ettiler. İnşallah bu bilim merkezimizde aynı doğrultuda Afyonkarahisar'ımızda güzel bir ufuk açacaktır ve geleceğimize de katkı sağlayacağından şüphem yoktur, diye konuştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan elin bir trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacılar Odası'nın 11 yıllık efsane başkanı Melih Köken, meslektaşları tarafından oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacak. Ayaz'ın yolu üzerinde bir alanda oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi. Beyefendi kişiliğiyle her kesimin takdirini kazanan Afyonkarahisar Eczacılar Odası'nın aralıksız 11 yıl başkanlığını yapan merhum Melih Köken için ölüm yıl dönümünde hatıra ormanı oluşturuldu. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayezini köyüne giden yol üzerinde oluşturulan hatıra ormanına 120 karaçam fidanı Eczacılar Odası'nın düzenlediği bir etkinlikte toprakla buluştu. Fidan dikimine Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, yönetim kurulu üyeleri ve eczacılarla Melih Köken'in eşi Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Tülay Köken, SGK Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, Trabzon Eczacılar Odası eski başkanı Halit Eskıl Uslu ve ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül'le meslektaşları katıldı. Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Pehlivanlı, fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmada Melih Köken'i elin bir trafik kazasında kaybettiklerini hatırlattı. Afyonkarahisar Eczacı Odası olarak geçtiğimiz Aralık ayında COVID-19 tanısı için çok önemli bir ihtiyaç olan PCR cihazı temin ederek devlet hastanesine bağışta bulunmuştuk ve böylelikle de devlet hastanesinde her gün yaklaşık 2000 kişinin kullandığı bir birime de Eczacı Melih Köken isminin verilmesi sağlanmıştı. Bugün burada Melih Başkanımızın vefatının birinci yılında hem kendisini anmak hem de buraya dikeceğimiz fidanlar ile birlikte Eczacı Melih Köken isminin yaşatılmasını amaçlıyoruz. Bu imkanı bizlere sağlayan Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyor. Melih abimi tekrar rahmetle ve minnetle anıyor. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Köken'in yakın arkadaşı ve meslektaşı eski Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Halit Eskıl Uslu duygularını dile getirdi. Duygusal anlar yaşandı.
Evet, onun çok samimi bir arkadaşı, bir meslek büyüğü, bir abisi olarak buradayım. Sizlerle beraberim. Tabii zor bir gün ama zoru kolaylaştıran işler yapıldığı için mutluyum belki. Bu anısını ne kadar yaşatacak derseniz, bizim ömrümüzden daha fazla yaşatacağı için çok değerli bir iş yapıyor. Sayın Başkanı, huzurlarınızda tebrik ediyorum. Böyle güzel bir ormanı ismiyle beraber, ismiyle müsamma yaşatacağından biz de çok bu konuda mutluyuz, bahtiyarız. Diyor ki Yahya Kemal bir şiirinin bir dörtlüğünde, bu emel gurbetinin yoktur ucu, daima yollar uzar, kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu, varmadan menzile bir yerde ölür diyor. Hepimiz için gerçektir, ölüm gerçektir. Ölüm her şeyi eşit kılar. İnsanoğlu da böyle bir güne mutlaka ulaşıyor. Ama adını uzun yıllar yaşatacağımız için sevinçliyim. Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fidanlar, daha önceden Afyonkarahisar Ormanı İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yerlere dikildi. Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Başkanı Erol Öztürk basın toplantısı düzenledi. Derneğin yeni yerine taşındığını belirten Öztürk açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Başkanı Erol Öztürk, Afyonkarahisar Valiliği yanında daha önce Dumlu Pınar İlkokulu, Dumlu Pınar Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılan yerde açıklama yaptı. Şu alan bizim daha çok işimize yarayacak. Derneğin burada faaliyet göstereceğini belirten Öztürk, 16 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırdıklarını dile getirdi. Bu dönem içerisinde kimsesizlerin kimi olmadığını yola çıkmış bir avuç hayırseverle hizmetimizi sürdürdük. 16 yıl sonunda içinde bulunduğumuz Alimoğlu ailesine ait Hacıpaşa Hamamı'nı yeniden yıkıp yapmaları planı üzerine biz o depomuzu boşaltmaya karar verdik ve bir yer aldık kendimize. İçinde bulunduğumuz Dolupınar İlkokulu, Sayın Vali Bey'in, Sayın Burhanettin Çoban'ın destekleriyle İl Genel Meclisi'nden 15 yıllığına derneğimize tahsis edildi. Başkan Öztürk yapılan 15 yıllık tahsis için teşekkür etti. Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban'a ve Afyon İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Murat Toy'a özellikle teşekkür ediyorum. 16 yıl boyunca kullandıkları yerin sahipleri olan Alimoğlu ailesine de minnettarlığını ifade eden Başkan Öztürk, dernek çalışmalarının eskiden olduğu gibi aynı şekilde devam edeceğini aktardı. Şu alan bizim daha çok işimize yarayacak. Açıklamaların ardından dernek binasının yeni yeri basın mensupları ile birlikte gezildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla toplu taşıma araçlarında başlayan uygulama kapsamında şehit yakınları ve gaziler Afyon kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsunu duyacak. Zafer şehri Afyonkarahisar'da toplu taşıma araçlarına binen şehit yakınları ve gaziler "Vatan size minnettar" anonsuyla hem duygulanıyor hem de gururla doluyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin belediye otobüslerinde kullandığı Afyon kartı okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor. Vatan size minnettar. Uygulama kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı şehit aileleri ve gazileriyle bir araya geldi. Vatan size minnettar.
uygulama karşısında duygulandıklarını dile getiren şehit aileleri ve gaziler bu konudaki hassasiyeti sebebiyle Başkan Zeybe'ye teşekkür etti. Duydukları anonsla birlikte hem duygulanan hem de gururlanan şehit yakınları ve gaziler uygulamadan memnun kaldı. Nasıl ne konuşacağımı da bilemiyorum yani. Çok şu anda çok mutluyuz. Hüzünlüyüz aynı zamanda. Hiç bitmiyor yani o hüzün. Dediğim gibi bir şehit verdim ben de. Vatan bu bayrak dalgalandığı sürece uğrunda ölen varsa vatandır diye böyle bir şeyimiz var, bizim inancımız var. Bu inanca binaen başkanımız da sağ olsun böyle bir uygulama yaptı. Şahsına çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben her şey için her zaman arkamızda olan devletimize, milletimize, başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şehit yakınları ve gazileri onurlandıracak sosyal bir uygulamayla yeni bir pencere açtık diyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek açıklamasında şöyle konuştu. Bu vatan için kendi canlarını veren, çekinmeden canlarını veren şehitlerimizin anne babaları, yakınları, gazilerimizin kendilerine tahsis edilen kartlarda sesli olarak kart okuturken bu vatan size minnettar. Yani az kısmen de olsa destek olabildiysek bize ne mutlu diyoruz. Hakları ödenmez. Başkan Kumartaşlı ise bu uygulamada emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu. Tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize, devletimiz büyük bir devlet. Her zaman anayasamızda da zaten pozitif ayrımcılık var idi. Afyonkarahisar'da da Sayın Belediye Başkanımızın talimatlarıyla toplu taşıma araçlarında böyle bir uygulamanın, böyle bir anonsla bizleri karşılanmanın farklı bir gururunu biz bugünden itibaren yaşadık. Tüm şahsında bütün emeğe geçen ve Sayın Belediye Başkanımıza böyle nazik ve hassas davranışından, duygulandıran davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Programın ardından Belediye Başkanı Zeybek, Başkan Yardımcısı Murat Öner'le birlikte Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek şehit aileleri, yakınları ve gazilerle sohbet etti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen mermer sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında eğitim semineri düzenlendi. Bunlara dikkat edin. Akrones Otel'de gerçekleştirilen seminere ADSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, SGK İl Müdürü Samet Fidan, ilgili kurum temsilcileri, sektör çalışanları ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında söz alan ADSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, mermer sektörünün Afyonkarahisar için önemli bir ihracat kalemi olduğunu dile getirdi. Mermercilik ilimizin istihdam ve ihracatta lokomotif sektörüdür. Sektör Afyonkarahisar için önemini Ticaret Bakanlığı'nın 2021 yılı doğal taşlar sektör raporunda da ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 1500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde çalışan 2000 kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 9000 atölye faaliyet göstermektedir. Mermer sektöründe 300 bin civarında çalışan istihdam edildiğini aktaran merdivenci, sektörde üretim yapılan illeri de paylaştı. Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Denizli ve Muğla olarak sıralanmaktadır. Türkiye'de mermer alanında en çok üretim yapan iller arasında olmamız, iş kazalarının da ilimizde fazla olması anlamına geliyor. İlimizin lokomotif sektörü olan mermercilik, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2009 tarihli sayısında yayımlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesi tebliğine göre çok tehlikeli meslek grupları arasında yer almaktadır. Açılış konuşmasının ardından ADSO Ar-Ge ve Dış İlişkiler Uzmanı Mehmet Duman, proje hakkında geniş bir sunum yaptı. Odamızda 5, 10 ve 27. meslek komitesi olarak 3 tane meslek komitesi bulunmaktadır mermer sektöründe. Toplam faaliyet sayımız 838, toplam üye sayımız ise 1055'tir. 2020 yılında doğal taş ihracatımıza baktığımız zaman yaklaşık 200.482.000 dolarlık bir ihracat imza attık. Bu rakamda Türkiye'deki doğal taş ihracatının yaklaşık %11,54'e tekabül etmektedir. Daha sonra SGK İl Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı Mevlüt Çiftçi, iş kazaları hakkında istatiksel bilgiler aktardı.
Şimdi Afyon Karahisar'da genel olarak iş kazaları sayısı 2011'den 2020 yılına kadar artan bir seyir izliyor. Grafiklerinde göreceğiniz üzere 207, 454, işte 2017, 1127 ve bu sadece toplam. Ölümlü olanlar biraz daha oransal olarak az görünüyor ama sayılar bence az değil. 13, 10, 12 sayısı bence ciddi rakamlar. Daha sonra eğitim seminerinin ikinci bölümünde Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim görevlisi Nursel Çetil, iş kazalarından doğan hukuki sonuçlar konusunda seminer verdi. Yapılan ilk çalışmalar madencilik alanında yapılmıştır ve maden işçilerinin çalışmasına... Yine Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim görevlisi doçent Dr. Metin Ersoy, mermer sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda sunum yaptı. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eğitim semineri katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Daha fazla personel çalıştıran işletmeler için ATSO KOBE Akademisi tarafından arabuluculuk ve tahkim uygulamaları eğitimi düzenlendi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın YouTube sayfasından yayınlanan eğitimin açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Saymon Üyesi Muammer Türker yaptı. Odamız tarafından düzenlenen arabuluculuk ve tahkim uygulamaları eğitimine hoş geldiniz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası KOBE Akademisi tarafından arabuluculuk ve tahkim uygulamaları eğitiminin açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Saymon Üyesi Muammer Türker, arabuluculuk konusuyla ilgili bilgi verdi. Malumunuz olduğu üzere arabuluculuk, iş dünyamızın uzun zamandan bu yana istediği, 2018 yılı itibariyle hayata geçen bir sistem. Arabuluculukta esas olan uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmeden sulh ve barış yoluyla çözülmesi ve çalışma barışının ayakta kalmasıdır. Aslına bakarsanız arabuluculuk müessesesi bizim kültürümüzde 800 yıldır bulunuyor. Ahilik teşkilatı üstlendiği birçok önemli görevin yanı sıra vatandaşın üretime yönelik şikayetlerinde üretici ile tüketiciyi bir araya getiren kurum olarak da biliniyordu. Bu sistemi yıllar geçtikçe unutmuşuz. Önce İsveç Kralı 12. Karl'ın Osmanlı İmparatorluğundaki uzun süren misafirliğinin ardından İsveç'te ortaya çıkan Ombudsmanlık, ardından da gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan arabuluculuk, dolaylı yollardan gündemimize geldi. Türker konuşmasına şöyle devam etti. Günümüzde arabuluculuk daha çok işveren çalışan ve ticari hayatta işletmeler arasında uyuşmazlıkların çözümü alanlarında başvurulan ara merci olarak karşımıza çıkıyor. Sistemin Türkiye'de uygulanmasından önce Ticaret Bakanlığı'ndaki bir dava, ortalamaları veriyorum tabii ki, bir dava 231 günde, iş mahkemelerindeki bir dava 417 günde, uzun bir sürede bitiyordu. Ancak arabuluculuk sistemiyle en fazla 8 haftada uyuşmazlıklar çözülebiliyor. Bu da dolayısıyla 60 güne tekabül ediyor. Diğer sürelere göre çok kısa bir süre. Çok nadir de olsa çözülemeyen sorunlar açılan davalarla sonuçlanıyor. Arabuluculuk sisteminin uygulanmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Oda Borsa Camiası'nın büyük emekleri olduğunu belirten Türker teşekkürlerini iletti. Hisarcıklıoğlu'na da teşekkürü sunmak, bir teşekkür etmek gerekiyor. Türker'in ardından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, arabuluculuk kavramı ve uygulama alanları hakkında bilgiler verdi. Arabuluculukta taraflar uzlaştıkları takdirde, anlaştıkları takdirde birbirleriyle iş yapmaya devam ediyorlar. Husumetler ortadan kalkıyor ve iş ilişkileri devam ediyor. İki ticaret erbabı arasında ortaya çıkan uyuşmazlık arabuluculukla çözüldüğünde ticaret hayatlarında devam ediyorlar. Birbirlerinden alışveriş yapmaya devam ediyorlar ama aradaki uyuşmazlık yargıya taşındığında tabii ki yargı tabii ki uyuşmazlığı çözüyor ama husumetler son buluyor bu yargıda açılan husumetler. Tabii ki son bulmayabiliyor birçok kez. Aralarındaki iş ilişkisi bitiyor. İşte bu uluslararası firmalarda diyor ki işte biz arabuluculukla biz işimizi kaybetmiyoruz diyor. Yani ticaret hayatımızdaki karşılıklı iş ilişkimize devam ediyoruz diyor. Hatta orada da bir örnek, çok da güzel bir örnek paylaşılmış.
Sizinle de onu paylaşmak isterim. Moğolistanlı bir firma ile Çinli bir firma arasında, uluslararası bir firma arasında bir anlaşma yapılmış. Moğolistanlı firma Çinli firmadan 20 milyon dolarlık çimento alımı için anlaşma yapıyorlar. Fakat Çinli firma, tedarikçi firma, fabrika bu belirtilen süre içerisinde çimentoyu tedarik edemiyor. Veremiyor ve aralarında bir uyuşmazlık çıkıyor. Moğolistanlı firmaya ve Çinli firmaya bu uyuşmazlığın çözümü için tahkimi öneriliyorlar. Diyor ki yani uyuşmazlığını tahkimle çözelim. Bu iki firma da tahkimi kabul etmiyorlar. Ya niye kabul etmiyorsunuz dediklerinde. Ya tahkim uzun sürüyor, bizim bu uyuşmazlığı hızlıca çözmeniz gerekiyor diyorlar. Bakın az önce size bahsetmiş olduğum klasik yargıda 3 yıl 5 yıl süren klasik yargılardan bahsediyorum. Taraflara yani klasik yargıyı teklif etmiyorlar. Tahkimi teklif ediyorlar. Taraflar tahkimi bile kabul etmiyorlar. Niye biz uyuşmazlığımızı çok daha kısa sürede çözmemiz gerekiyor diyorlar. O zaman ara buluculukla bu uyuşmazlığımızı çözelim şeklindeki teklifi kabul ediyorlar. Afyonkarahisar Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kurucuları Avukat Arabulucu İsmail Akgül, Avukat Arabulucu Onur Çelik ve Avukat Arabulucu Zafer Şenel eğitim kapsamında sunum yaptı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından kente davet edilen Atlı Seyahat grubu, Firik Vadisi'ni gezerek 3000 yıllık tarihi olan Firik medeniyetini keşfetti. Firik Vadisi'ni bu sefer de atlı grup gezdi. Atlı Seyahat grubu 2 günlük Afyonkarahisar programı çerçevesinde ilk olarak İhsani ilçesine bağlı tarihi Ahezini köyünde atlarla köy turu yaptı. Köyde bulunan tarihi konakları da gezme fırsatı bulan atlı grup bölgeye hayran kaldı. Daha sonra grup, vadi içindeki kale, aslantaş, yılantaş, maltaş ve kumca boğaz anıtlarının bulunduğu alanlardan Emre Gölü'nü gezdi. Atlı grup üyeleri Ayazini köyüne hayran kaldıklarını belirterek mutlaka herkesin 3000 yıllık tarihe sahip olan bölgeyi görmesi gerektiğini söyledi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Ayazini her hafta farklı bir coşkuya, farklı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçileriyle dolup taşıyor. Frigya'nın kalbi Ayazini bu haftada tıklım tıklımdı. Hep birlikte inandık, çalıştık ama asıl işimiz şimdi başlıyor ifadelerine yer verdi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 öğükteki kazı çalışmaları tekrar başladı. Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 öğükteki kazı tekrar başladı. Kazı çalışmaları dünyanın en eski halklarından olan Lovilerin tarihine ışık tutacak. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen 3 öğükte yaklaşık 10 ay önce dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması başladı. Kazı heyetinde birçok üniversiteden bilim adamı ve arkeologlar görev alırken Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle bölgede kazı çalışması başladı. Kazı başkanlığını Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üymez'in yaptığı kazı heyeti bilim heyet üyeleri Selçuk Üniversitesi Profesör Doktor Öğretim Üyesi Özdemir Koçak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor İsmail Baytak'tan oluşuyor. Kazı çalışmalarının başladığı tarihte açıklamalarda bulunan Özdemir Koçak, bölgenin önemli bir yer ve kent olduğunu vurguladı. Bölgenin belki de Anadolu'nun en önemli ve en eski kentlerinden birisi olabileceğine işaret eden Koçak şöyle konuştu. Bunu şimdi söylemek biraz erken ama şimdiden bir ipucu verme adına bunu ifade ediyoruz. Biz
buranın tam olarak neresi olduğunu kazılarla net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Ama son yıllarda bilim dünyasında Purşanda diye bir kentin ismi geçiyor burayla ilgili olarak. Orası olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Bu Hititler öncesi diyebiliriz belki. Hititlerden 1-2 nesil önce, yaklaşık 2-300 sene önceki bir topluluğa işaret ediyor. Luviler diye bir halk var bu bölgede. Onlar işaret ediyor ama bu ileride daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama burada 5-600 yıl yaşamış kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu Purşan'da olsa da olmasa da buradaki malzemeler onu gösteriyor. Çünkü Afyon Karahisar çevresinin en büyük yerleşmesi burası. Dolayısıyla gelecek önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalar buna daha net şey sunacak. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ekimi yapılan kuru soğanda hasat dönemi başlarken üreticiler tüccarların 70-80 kuruş arasında yaptığı alımdan şikayet etti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında ekimi yapılan kuru soğanda hasat dönemi başladı. Mutfaklarla birlikte yemeklerin vazgeçilmezi olan kuru soğan toplanmaya başladı. Hasadı yapılan soğanda Bolvadin ilçesinde verimin bu yıl yüksek olduğu kaydedildi. Hasat döneminde sabah erken saatlerde sökümü yapılan soğanlar ardından çuvallara konularak soğuk hava depolarına taşınıyor. Tarım işçileri tarafından sabah gün ağardığında başlayan hasat öğlen saatlerinde sona eriyor. İlçede soğan ekimi yapan üreticiler 70-80 kuruş arasında değişen alım fiyatlarının kendilerini mutlu etmediğinden dert yakınıyor. Biz soğan ekelim dedik, ektik. Allah verdi, çok güzel yetiştirdik. Degara 4-5 ton arası bir verimimiz var. Ama gelen arkadaşlar bizim soğanımıza 70 kuruş, 75 kuruş fiyat veriyorlar. Bizim zaten maliyetimiz 80 kuruş. Geçen yıl 150 TL'ye aldığımız gübre bu yıl 350 TL'ye aldık biz. Yani bunun çözüm bulmasını bekliyoruz. 75 kuruşa zaten bizim maliyetimiz var bunun. Tam 75 kuruş. Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde 5 iş yerinin kaçak tütün satışı yaptığı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda 12.600 adet bandrolsüz boş makaron, 10.750 adet dolu makaron, 87.180 kilogram kıyılmış tütün, 1.500 gram nargile tütünü, 2.65 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonun ardından Abdülaziz Ağa, Remzi Ağa, Mehmet İ ve Mehmet Hanifi B isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptıkları yol güzergahında sürücüleri önce uyardı, sonra lokum ikram etti. İkram edelim. Çok mersi. Bu yoldan geçen sürücüler Afyon lokumuna doydu. Görüntüler Bolvadin ilçesinden. Nasıl gidiyor seyahatiniz? İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri Bolvadin Emirdağ Karayolu'nun 7. kilometresinde uygulama yaptı. Uygulamaya katılan polis ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunurken bir yandan da lokum ikramında bulundu. Uygulamaya Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat da katılarak sürücülere lokum ikram etti. Lokum ikram edelim sizlere, buyurun. Örnek uygulamada toplam 11 kilogram lokum ikram edildiği bildirildi. Buyurun, lokum ikram edelim. Akürem'de tedavi, bakım ve rehabilitasyonu tamamlanan Kızıl Akbaba, Akdağ'da yeniden doğaya bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Düer Beldesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek Aküreme getirilen Kızıl Akbaba'nın bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçla Akdağ'a götürülen Akbaba, Aküren Müdürü Doçent Doktor Emine Esna Kandır ve merkezin gönüllü gençleriyle birlikte araçtan indirildi. Akbabanın daha rahat uçabilmesi için kayalık bir alana konulan kafes ilgililer tarafından açıldı. Bir süre çevreye alışmaya çalışan Akbaba, kişisel temizliğini yaptıktan sonra Aküren gönüllüsü gençlerin de teşviğiyle yeniden doğaya kanat çırptı. Bir süre sonra bir ağacın üstüne konan Akbaba, kişisel temizliğine burada da devam ederek çevresine alışmaya çalıştı. Merkez Müdürü Doçent Doktor Kandır, Kızıl Akbaba'nın bitkin halde kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Yapılan muayenede kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığını belirten Kandır şunları dile getirdi. Geçen hafta merkezimize getirilen Kızıl Akbaba'yı yeniden doğasıyla kavuşturduk. Akbaba İhsaniye Döver kasabasında bulunmuştu. Aslında herhangi bir yaralanma, ağır bir travma, herhangi bir sorunu yok görünüyordu. Zehirlenme şüphesiyle bize getirildi. Ama genel durumu gayet iyiydi ve kısa bir süre sonra da doğaya dönecek performansı olduğunu fark ettik. Ve bugün de yeniden doğasıyla kendisini kavuşturduk. Şu an Akdağ'dayız. Akdağ Kızıl Akbaba kolonisinin yaşadığı ve insanların baskısının diğer bölgelere göre daha az olduğu bir yer. O yüzden Akdağ'a getirip buradan salmayı uygun gördük. O zaten kendisi evine yuvasına dönmenin yolunu mutlaka bulacaktır. Kandır 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne de değindi. Dünyayı paylaştığımız diğer canlıların da en az bizler kadar yaşama hakları olduğunu, onları yaşatamadığımızda insanoğlu olarak bizlerin de yaşamlarının çok uzun sürmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu farkındalıkla Dünya Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yeni hafta sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İyi akşamlar.